rahatlıkla işçi bulamıyoruz. Suriyeliler geldikten sonra Türk çalışan işçilerimiz piyasadan çekildi. İşçi bulamıyoruz. Şu anda ciddi anlamda sıkıntı var. İnsanlar iş beğenmiyor yani, öyle söyleyeyim. Yoksa ülkemizde işsizlik düşünmüyorum. Kayseri'de neredeyse bütün işletmelerde eleman aranıyorsa bulunuyor. Bizler de Laf Sokak'ta ekip olarak bugün Kayseri esnafına işi durumunu sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Bulamıyoruz. Neden bulamıyorsunuz? Bulamıyor, yok hiç. Yani bizim işin ağırlığı nedeniyle yok. Yoksa işçi çok. Yükleme boşaltma için işçi bulamıyor. Yoksa diğer işçi var. Yani bu işe alışkın çalışmış işçi lazım, o da olmuyor. Yani vatandaşlar bu işi beğenmiyor. Beğenmiyor. Yani iş normal çimento indir bindir olduğu için hammaliye işi. Onun için herifler maaşıyla çalışmak istemiyor. Götürü çalışıyor. Hayır kardeş. Fırıncılar iş bulamıyor ya. Fırıncı yok. Arkadaşlarımız hep dışarı gidiyor. Uzun saat. Ondan sonra 12 saat çalışıyorlar. 13 saat çalışıyorlar. Bundan sonra yövmeye grupları dirkeniz. Ekmekler girerkeniz. Rekabet mekabet dirkeniz. Arkadaşlarımız hep dışarı gidiyorlar. 3-4 tane benim arkadaşım Romanya'ya gitti. Bulamıyorlar kardeş ya. Kaçıyorlar Kayseri'den yani. Değişen bir şey yok. Yani fırın sektöründe vatandaşlar çalışmak istemiyor o zaman. Yok kardeş, nasıl çalışın sıcağında, görmüyor musun? 12-14 saat çalışıyorlar. Sektörü bitirdiler, çırak bile yetişmiyor. Yetişmiyor kardeş ya. Vatandaşlar işi beğenmiyorlar. Evet, işi beğenmiyorlar arkadaşlarımız. Zor meslek kardeşim ya, 16-17 saat bile çalışmamız oluyor. Şu anda zor buluyoruz yani. Bulamıyoruz. Peki neden bulamıyorsunuz? Vallahi bilmiyorum işte, her yere İlan bırakıyoruz. Gelen ya 2 gün çalışıyor ya gelmiyor. Öyle bir şey ya. Şimdi gelen yeni nesil gençlik meslek öğrenmeden ziyade maddiyata geliyor. Mesleği de bilmediği için maddiyatta hiç kimse ilk pozisyonda vermek istemiyor. Ya da verse de mesleği bilmediği için başarılı olamıyor. O yüzden fazla çalışmıyorlar. Gelen işçiler işten memnun olmadıkları için işten ayrılıyorlar. Aynen öyle. Yani 3-5 ay, 1 sene, işte 4 ay, 5 ay bir çalışsa, mesleği öğrense, iyi kötü kendini geliştirse ya burası için ya başka bir yer için her yerde iş bulabilir. Ama öyle bir şey olmadığı için zor yani biraz. Rahatlıkla işçi bulamıyoruz. Suriyeliler geldikten sonra Türk çalışan işçilerimiz piyasadan çekildi. Suriyeliler de düzensiz çalışıyorlar. Geliyorlar, gelmiyorlar. Yani esnafı kandırır gibi bir halleri var. O yüzden çalışan rahat bulamıyoruz. Usta yetişmiyor. Eskiden çıraklar gelirdi yazları çalışmak için. Şimdi öyle bir şey kalmadı. Maalesef böyle yani durum. Peki Türklerin piyasadan çekildiğini söylediniz. Evet. Neden çekildiler tam olarak? Suriyeliler geldi. Sigortası çalıştılar. Sigortası çalıştırmayı da avantaj bilen esnaflar Türk işçilere iş vermedi diyelim. Veya Türkler de pek işte beğenmediler. O yüzden çekildiler piyasadan. Yok yani şu anda işçi bulalım desek bulamıyoruz. Çırak bulalım desek bulamıyoruz. İşte elimizde kim varsa onlara sahip çıkmaya çalışıyoruz. İşçi bulamıyoruz. Şu anda ciddi anlamda sıkıntı var. Her şeye zam geldiği için yevmiyeler de artıyor. Şu an 200 liraya usta bulamıyoruz. Neden çalışmıyorlar? Vallahi biraz rahata alıştılar. Ustalar. Bu pandemi dolayısıyla da zaten fabrikalara falan başladı birçoğu. 8 saat çalışıyorlar. Bizim saatlerimiz biraz daha uzun olduğu için şu anda sıkıntı var. Eleman yetişmiyor. Alttan yetişen eleman yok, çırak yok. O yüzden dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Peki sizce bu sorunu nasıl aşabiliriz? Sorun, alttan eleman yetişecek. Mesleki eğitim verilecek. Bu şekilde olacak yani, başka da olmaz. Yani şu anda biz yaklaşık 1-1,5 aydır o iş ilanını koyduk. Yani 4 ya da 5 kişi şu an başvuru yaptı. İnsanlar belki de daha rahat, daha böyle çok para kazanacaklarını ya da daha rahat bir iş arıyorlar. Ne aradıklarını da bilmiyorum yani. Gelip hatta şunu söyleyen bile var yani, bu 20'li yaşlarda ya da 25 yaşlarında gelmiş bir insan. Yani bir CV hazırlasın gelsin diyoruz. CV nedir diyor yani. CV nasıl hazırlanır diyor. Şimdi bugün
bunu soran bir insana biz işveren olarak ya da mağazamız işveren bir insan olarak ne yapabilir yani, ne verebilir? Hani CV bile hazırlayamayan bir insana biz ne öğretebiliriz diye düşünüyorum işin açıkçası. Yani o yüzden biz de bulamadık henüz daha. Yani bir buçuk aydır asılı ama hala bulamadık yani. Gelen vatandaşlar işi mi beğenmiyor, siz mi onları almıyorsunuz? Yani işin açık tarafı, gelen vatandaşların neyi beğenmediğini de bilmiyorum yani. Yoksa biz zaten şimdi belli bir kişi bazında alırsın. Yani atıyorum 20-30 tane ya da 50 tane içerisinden senin işine uygun, sana uygun, senin iş tanımını tamamlayabilecek, iş organizasyonunu yerine getirebilecek bir eleman ararsın. Ama dediğim gibi yani gelen arkadaşlarımızın çoğu daha henüz CV hazırlaması bilmiyor. Bunu üniversite bitirmiş bir öğrenciden bahsediyorum ben. Yani üniversite mezunu, lisans mezunu, yani ön lisans falan da, lisans mezunu arkadaşım CV nedir diye bana soruyor. Nasıl hazırlarım diye bana soruyor yani. Biz tabii elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bence insanlar iş beğenmiyor yani, öyle söyleyeyim. Yoksa ülkemizde işsizlik düşünmüyorum. Yani gelen müşterilerimize bakıyorum mesela. Sanayide esnaflar var. Atıyorum biz çırak bulamıyoruz diyor. İşte organizede fabrikası olan insanlar var. Biz vasıflı ya da vasıfsız eleman arıyoruz ama bulamıyoruz diyen insanlar var. Ben yani insanların ne aradığını tam olarak bilmiyorum yani. Bulabilir. Yani bu hem işveren hem de işçi açısından. Yani işçi azimli çalışmak isterse, işveren de onun hakkını verirse bu iş halledilir. Yoksa halledilmeyecek mesele değil. Ama azmetmek lazım, sabretmek lazım. Sabır olmadan bu iş olmaz benim kanaatimce.